Evet, değerli Aska Gençlik takipçileri, kıymetli izleyiciler, hepinizi tekrardan selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Az önce seste ve görüntüde bir sorun yaşadığımız için canlı yayını tekrardan başlatmış bulunuyoruz. Bugün 14 Mart, ikinci canlı yayınımızdır. Zaten yukarıdan belli edeceğiz değerli dostlar. Yayına başlamadan önce bu yayını bütün sayfalarda ve gruplarda paylaşmanızı rica ediyoruz. Önemli konudur bu değerli dostlar, Ahıskalılar için. Dünya genelinde yaşayan Ahıskalı Türklerin problemlerini değerli dostlar anlatıyoruz. Evet, bir dakika. Problemlerini anlatıyoruz. Orada bulunan bölgelerde bulunan insanlarımız yayına katılarak o problemlerle ilgili değerli dostlar kendi fikirlerini bildiriyorlar, sorunları dile getiriyorlar ve bu yayını yapmaktaki asıl amaç hem problemleri dile getirmek hem de o problemler üzerinden ilerleyen günlerde yayınlar yaparak çözüm sürecini, çözüm yollarını araştırmaktır asıl amacımız. Evet, Kurban Ali Bey ile Kurban Ali Bey'i davet edeceğiz canlı yayına. Eğer kendisi şu anda burada izliyorsa yazsın çünkü gözükmüyor. Şu anda izliyor olarak gözükmüyor bizde. Eğer izliyorsa yorum kısmından yazsın. İlk olarak sıra onda, ondan sonra Mehmet Alp kardeşimizle yayını devam ettireceğiz. Değerli dostlar, şu anda çok iyi yayın demiş. Evet, az önce neyse bir sıkıntı yaşadık. O yüzden Laçın Bey beni aramayın. Laçın Bey az önce de söyledim. Lütfen beni özelden aramayın. Yani böyle giderse sizi engellemek zorunda kalacağım WhatsApp'tan. Çünkü ben bu telefondan yayın yapıyorum. Ve bir kere meşgula atıyorsam lütfen bir daha aramayın. Rica ediyorum. Yani çünkü yayınımızı etkiliyor bu tür şeyler. Aramayın beni lütfen. Mehmet Alp şu anda çok iyi yayın demiş. Teşekkür ederim. Ses de her şey güzel değil mi? Herhangi bir problem yok. Mehmet Alp uyku moduna al telefonu demiş. Evet, uçak moduna aldım hatta ama WhatsApp'tan aradığı için yani interneti kapatamıyorum. Yani o tür yapamıyorum. Laçın Bey de biraz yaşta bizden büyük, bayağı büyük. Belki teknolojiyle arası iyi değildir. O yüzden hani kendisi de saygın bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani herhangi bir yanlış anlaşılmasın. Evet değerli dostlar, yayınımızı paylaşmayı unutmayın. Bütün gruplarda, sayfalarda paylaşın. Çünkü önemli bir konuda yayın yapıyoruz şu anda. Evet, Kurban Ali Bey eğer buradaysa onu kendisine eklemeye çalışacağım ama izleyiciler için de gözükmüyor. O yüzden şu anda Mehmet Alp kardeşimizi ekliyorum. Ondan da bir Ağızkalılarla ilgili görüşlerini gönderiyorum. Roma Osman nasıl bilgi alacağız demiş. Neyle ilgili bilgi almak istiyorsunuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin yayınımıza. Kardeşim, Değerli dostum, değerli kardeşim. senin neslinde bütün Ağızkalı büyüklerime selamlarımı ederim. Ellerinden öperim küçük kardeşlerimize. Selam olsun. Keyfin inşallah iyidir. İnşallah hep güzel haberler alırız senden. Çok çok iyi. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Keyfim çok iyi. Yani bugün halkımızla beraber yayın yapıyoruz. Ve senin de bu yayına katılman, Ağızkalı Türkleri tanıyan biri olarak, bilen biri olarak ve Konya'da hem Ağızkalı Türklerin programlarına hem Azerbaycan Türkleriyle ilgili ve Türk dünyasıyla ilgili programlara eşlik edip onlara destek veren biri olarak bize katılman, beni sevindirdi. Allah Eğer razı olsun. söyleyecek Şimdi çok kısa bir şey söylemek bir şey istiyorum. yoksa ben Müsaade soru edersen. sorayım istersen. Soru olur ama sorudan önce şunu söyleyeyim. Şu anda eğitimi sebebiyle Kastamonu Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Son yıllarda Ahıskalı kardeşlerimizin Türkiye'de gösterdiği büyük bir çaba var. Bu çabayla alakalı, bu bir yandan bize bir gurur kaynağı veriyor. Çünkü yurt dışından gelen bütün insanları, bütün bizim ülkemizin vatan, yani bizim aynı kandaşımız olsun, dindaşımız olsun, hangi milletten, hangi ırktan gelirse gelsin çok güzel imkanlar sağlanıyor. Tabii bunun bir sistemi var. Bu sistemin
bilmeden buraya gelip okumanın zorluğunu en iyi yaşayan ve bu sıkıntıyı en iyi bilen kişilerden biri sensin. Yani bununla alakalı çok ciddi sıkıntılar çektin. Bizzat bildiklerim var, bilmediklerim var. Gönlümüzden geçen bu hatta, bu kontenjanda birinci sırada Ahıskalı kardeşlerimizin yararlanması. O yüzden bu konuda hani benim elimden gelen bir şey varsa seve seve yapmaya hazırım. Gerek yüksek lisans, gerek doktora, gerek üniversite. Kardeşlerimiz çekinmeden Türkiye'ye gelip okumak için haklı mücadelelerinde yanındayız. Bu çok güzel bir olay. Son yıllarda bir artış görmek. Hani normal geliyor, birisi konuşuyorsunuz. Sorduğunuz soru, sen nerelisin diyorsun. Abi ben Ahıskalıyım diyor. Bu bilinçle gelenlerin olduğunu görmek daha güzel. Yani bu 2013, 2012, 2013 yıllarında Konya Selçuk Üniversitesi'ne gelen arkadaşlar vardı. Sorduğumuz sorulardan bazıları nerelisin diye sordum mesela birine. Abi Rusyalıyım dedi. Peki Türkçeyi nasıl öğrendin dedim. Ya ben aslen Ahıskalıyım dedi. Dedim o zaman sen Ahıskalısın, Rusyalı değilsin. Ama şu son yıllarda bu çok tam aksine oluyor. Yani nerede yaşadıkları değil, Ahıskalı olduklarını belirtiyorlar. Bu bizim için bir övünç kaynağı oluyor. Bu güzel bir olay. Evet, sorun varsa bekliyorum. Kastamonu'daki Ahıskalılarla ilgili herhangi tanıştığın kişiler var mı? Orada bir birlik ya da bir topluluk var mı öğrencilerle ilgili, Ahıskalı öğrencilerle ilgili? Sen çünkü onlarda Türk dünyası ile ilgili konularda aktif bir kardeşimizsin. Yani orada da katılıyor musun bu tür programlara? Yani var mı öyle bir program? Şimdi burada çok fazla Türk dünyasından kardeşimiz var. Yani Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Ahıska, Azerbaycan inanılmaz derecede fazlalar. Belki Konya Selçuk, Konya'da okuyan bütün Türk dünyasından öğrencilerin hepsi burada tek başına okuyor. Ve sadece lisans değil, hem yüksek lisans hem doktora yapıyorlar. Ve burada mesela Kazakistan Kültür Merkezi var. Yani Azerbaycan kültürleriyle alakalı güzel çalışmalar yapılıyor. Öğrenciler kendi içinde bir birlik olmuş. Türk dünyası ile alakalı olan herhangi bir programda geçtiğimiz günlerde Ahmet Taşağal hocamız geldi buraya. Mesela salon tıklım tıklım doluydu. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Gelenlerin Orta Asyalı olması, işte Kazakistan, Kırgızistan dediğimiz Türk sirayetlerinden olması daha böyle bir gurur verici bir olaydı. Çünkü en nihayetinde oraya okumaya gelmişler. Kendilerine yabancılık hissetmeyip konunun da kendileriyle ilgilendiğini, bu olayı görmek güzeldi. Hatta bir kardeşimiz şey sormuştu. Gerçek Türkler siz misiniz, biz misiniz diye sordu. Biz çekik gözlüyüz, siz normalsiniz. Hani bu nasıl oluyor diye hocamıza sormuştu. Burada güzel bir ortam var. Güzel kardeşlerimiz var. Burada bayağı aktifte mücadele veriyorlar. Gönlümüzden geçen artık bu mücadelelerin biraz daha ses getiren yerlere ulaşması. Mesela bu nasıl olacak? Okuyan kardeşlerimiz ya da öğrenci okutan abilerimiz varsa mutlaka artık yüksek lisans yapmak zorundalar. Çünkü Türkiye'de yüksek lisans önceden üniversite mezunu iş bulabiliyorken şimdi bu yüksek lisansa çıktı. Bundan 2 yıl sonra doktoraya çıkacak belki de. Bununla alakalı devlet kredi ya da burs hakkı da veriyor. Bizim üniversitelerde özellikle danışmanlık yapan bakanlıklara ya da işte devletin farklı kurumlarına danışmanlık yapan yerlerdeki birimlerin hocalarının Ahıskalı olması, Ahıska konusundaki sesimizin, feryadımızın daha yüksek çıkacağının en bariz göstergesidir. O yüzden kardeşlerimizin okumasını ben buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Dünyanın farklı yerinden izleyenler var seni. Malum başımızda diyeyim. Ben de kendimi az buçuk da olsa bir Ahıskalı sayabiliyorum bazen biliyorsun. Bir başımızda problem var. Yani bu ismini bahsetmek istemediğim şu meşhur beş harf polemiğine müdahil olduğumuz bir yönetim sistemi, bir temsil problemimiz var. İnşallah umut ediyorum ki Ahıskalılar olarak bu temsil problemini en kısa zamanda çözer. Rusya'nın göbeğinde terör örgütleriyle beraber saf tutanları bu milletin temsil edemeyeceği noktasında ortak bir karara varmış oluruz. Ve bu kararın da en güzel cevabını yine biz Ahıskalılar olarak veririz. Yani ben hala bak şu anda gözümün önüne geldi o olay. Yan yana nasıl duruyorlar acaba diye böyle hani bir montaj falan dedim. Sonradan işin aslı ortaya çıktı.
İnşallah temsil probleminde de seni daha iyi yerlerde görürüz. Senin ekibinden, seni izleyen abilerimizden, gençlerden, hanımefendileri de daha iyi yerlerde görürüz. Bu konuyla alakalı da temsil yetkisi eğer söz konusuysa ben bu konuda senin mutlaka temsilen bir yerlerde olmanı isterim. Çünkü Allah hani razı olsun. dedik ya üniversiteye ilk gelirken sistemi bilmeden sıkıntıları yaşayan, üniversitenin harç parasını ödemek için sabah 5-5.30'da fidan dikmek için giden bu zorluğu bilen birisin. Yani öğrenci için bir çay parası şu anda çok basit bir şey ama senin geldiğin zaman daha hızkalılar için çok büyük problemlerdi bunlar. Bu konudan dolayı inşallah temsil yetkisine gelirsin. Biz o günleri görürüz. Yanında mücadelende omuz veririz. Ve bu tarz şeyleri artık biz kendi vatandaşlarımızdan saydığımız Ahıskalıları, kendi öz kardeşlerimiz saydığımız Ahıskalıların böyle bir imtihanla bir daha karşılaşmasını istemem. O yüzden her zaman duamdır. Allah yardımcın olsun. Kızın devlet kursun, oğlun orada olsun. Hızır atam yoldaşın olsun. Buradaki izleyen Allah razı olsun. büyüklerime de şunu söylemek isterim. Ramil'in vermiş olduğu mücadele tek bir mücadele değil. Tek başına vermiş olduğu bir mücadele değil. Ama sizin desteğinizle daha iyi, daha güzel yerlere gelebilecek bir mücadele. Şu anda mesela paylaş butonu var. Ona tıklayarak çevrenizdekiler bu olaydan haberdar olabilir. Veyahut gün içerisinde imkanı olan bir esnafımız varsa, ya Ramil böyle böyle bir öğrenci kardeşimizin kitap masrafı vardır belki. Şu 100 lirayı al, sen ona aktarırsın. Ya da işte Ramil bir yerde eleman arıyorum. Kendim bir işte bir işçi arıyorum ya da bir herhangi bir şey arıyorum. Bu konuda Ahıska Gençlik olarak bir danışma kurulu, danışma heyeti gibi bir olay olsa, yani Alparslan Türkeş Bey'in dediği gibi kafa, kasa, kol birliği. Bu bizim için, özellikle Ahıskalılar için çok çok önemli bir olay. Suriyelilerin getto oluşturma sisteminden biliyoruz. Kapalı bir ekonomileri var. Ekmek alacaklarsa kendi fırınlarından, kahve alacaksa kendi bakkallarından, kıyafet alacaksa kendi dükkanlarından alıyorlar. Eğer biz de bu ekonomi sistemini ilk başta Ahıskalılar için inşa edersek, mesela Bursa'da çok ciddi bir sayımız var. Ya da Konya'da öğrenci endeksi olarak ciddi bir sayımız var. Bu sayıları kendi içerimizde sağlarsak daha güzel bir yere geliriz. O yüzden sadece bu mücadelede sana çok iş değil. Hem bize hem bu yayını izleyen büyüklerimize büyük sorumluluk düşüyor. Hani çetin savaştayız diyorlar ya. Çetin savaştayız kardeşim. Bize kardeşlik eden insanların çok yardımına ihtiyacımız var. O yüzden büyüklerime buradan tekrar bir sitem değil bir rica. Ramil'in neslinde Ahıska gençliği yalnız bırakmayın. Elimizden ne gelirse biz burada hazırız. Bir haber etmesi yeterli. Evet, ben yorumları göremiyorum. Eğer bir soru sormak isteyen büyüğümüz varsa aktarırsan sevinirim. İsmail şey Emil Rahimov yazmış. Ramil'in arkasında izlemiş. Allah razı olsun. 10 dakikalık canlı yayına aldığımız konuklarla 10 dakikalık süre içinde konuşabildiğimiz için diğer konukları da almamız gerektiği için zaten başlıkta yazdık. Çok özür dilerim. Güzel konuşuyorsunuz. Estağfurullah. Allah razı olsun. Desteğin için de çok teşekkür ediyorum gerçekten. Sen her zaman yanımızda var oldun ve böyle var olmaya da devam edeceksin. Çünkü sen bizim Eyvallah. kardeşimizsin, canımızsın, Eyvallah. ciğerimizsin. Herkese Yayına selamlar, katıldığın için hürmetler, çok teşekkür selametler. ederim. Aleykümselam. Kendine çok iyi bak. Selam Eyvallah. gönderiyoruz. Görüşürüz. Senin sayfandan bu yayını izleyen bütün dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine selam gönderiyoruz. Kendine çok iyi bak. Evet, çok özür dilerim az önce acil kapatmak zorunda kaldım. Dediğim gibi 10 dakikalık bir zaman içerisinde bütün konuklarımızı aldığımız için diğer konuklarımıza da zaman kalması için değerli Mehmet kardeşimi, Mehmet Alp kardeşimi yayından almak zorunda kaldım. Çok güzel konuştu. Çok gerçekten mantıklı açıklamalarda bulundu. Neden diyor? Biz kendi kendimize destek olmayalım. Suriyeliler bile diyor. Kendi dükkanlarını açıyor ve kendi dükkanlarına gidip kendi fırınlarını açıyor. Kendi fırınlarına gidip alışveriş yapıyorlar. Dükkanlarına alışveriş yapıyorlar. Yani biz de böyle olmalıyız. Gerçekten böyle olmalıyız.
Evet, Resul Abdullah'ev yazmış, güzel konuştu kesinlikle. Kurban Ali Bey Rusya'dan canlı yayına katılmak istiyordu. Şu an kendisi buradaysa yazsın lütfen. Laçın Bey, eğer siz gönderebilirsiniz davet katmak istiyordunuz yayına Amerika'dan. Davet gönderebilirsiniz, buradan görürüm ben zaten davetinizi ve mutlaka sizi alırım yayına. Yayına katılmak isteyen var mı? Başka varsa lütfen buradan buyurun yayına alayım sizleri. Bulunduğunuz bir bölgeyle ilgili yani dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın biliyoruz. Azkalı Türkler 1944 yılından sonra yılında sürgün edildiler Orta Asya steplerine. Bu sürgünle yetinmedi Sovyetler Birliği bizi asimile edebilmek için bizi birbirimizden bağlarımızı koparmak için kültürel, dini, milli bağlarımızı koparmak için bizi ne yaptı değerli dostlar? O sürgün ettiği bölgeden başka bölgelere daha dağıttı. Ondan sonra birbirimizden ayrı yaşadık. Komendant rejimi diyorlardı Rusça'da. Yani askeri rejim, baskı rejimi, sokağa çıkma yasağı vardı. Sokağa bile çıkamıyorlardı ki insanlar. Askerden izinsiz gitsin, ülke dışına çıksın da diğer akrabalarını görsün. 15 yıl süren böyle bir rejim altında yaşadık. Sonrasında işte Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ve bu komünist rejiminin kalkması, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla daha da birbirimizi bulmak kolaylaştı. En sonunda zaten bu internet olayı ki şu anda değil sürgünden sonra dağılan aileler, sürgünden önce Türkiye'ye geçen akrabalarla bile buluşuldu bu sosyal medya aracılığıyla. Bu yüzden sosyal medyayı iyi kullanmamız gerekiyor. Birbirimizi kırmamamız gerekiyor. Tamam şey yapmış olabiliriz, eleştirebiliriz. Eleştirmek demek düşman anlamına gelmesin. Biz kimi eleştirirsek ona düşmanız anlamına gelmesin. Hatta bugün bu yayını yapmadan önce Datu Gençlik Kolları olan değerli arkadaşım Orhan Fakir'e gönderdim. İstersen yayınına katılabilirsin diye. Biz öyle bir nokta atışı yapmak için bu yayınları yapmıyoruz. Özellikle şey yapmak için, eleştirmek için yapıyoruz. Kötü gördüğümüz konuları eleştireceğiz tabii. Alkışlayacak değiliz. Yani öyle bir yapıya sahip değiliz. Farman Valiyev çok güzel konuşuyorsunuz demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aybek Ayvaz, cumartesi bizim Azkalıların boks maçı var. TV 8.30'da demiş. Murat Öner abinin oğulları demiş. Buğra Öner herhalde. Abdü Öner bir de boks maçına çıkacakmış. TV 8.30'da yayınlanacakmış. Cumartesi. Onlar da Azkallardır bildiğiniz gibi. Murat Öner de onların antrenörlüğünü yapıyor. Babalardır kendisi. Ve bizim de canlı yayınımıza katılmıştı daha önce. Başarılar diliyoruz. Buradan da duyurusunu yapmış olalım. Farman Veloyev, birlik beraberlik olmak lazım demiş. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bizim tek isteğimiz budur. Birlik ve beraberliktir. Değerli dostlar, kesinlikle yanlış anlaşılmayalım. Mehrali Kuruşanov, ben de katılmak isterim demiş. Tabii, buradan sizi de canlı yayına almaya çalışacağım. Bir de bakalım. Son kez Kurban Ali Bey gözükmüyor hala. Onu şu anda alamayacağım. Mehrali Kuruşanov. Yani Mehrali Huruşanov olması gerek aslında ama Rusça herhalde yazıldığı için öyle yazmış. Mehrali Bey, siz davet göndermeniz gerekiyor. Şu anda eğer davet gönderebilirseniz bakın izlerken yorum kısmının hemen sağında davet gönder seçeneği var. Böyle nasıl anlatayım ki onu? Burada evet Kurban Ali Bey buradaymış. Kurban Ali Bey siz buradasınız. O zaman ilk sırada sizdiniz. Zaten siz gönderin davetiyeyi. Çünkü burada bizde çıkmıyor. Kurban Ali Bey ha çıktı. Gönderiyorum. İstek gönderdim size. Telefonu yan çevirerek isteği kabul edebilirsiniz. Yan çevirme modunu da açmayı unutmayın Kurban Ali. Size şu anda davet gönderdim. İnşallah
sorunsuz bir şekilde canlı yayınımız gerçekleşti. Davet geri çevrildi yazıyor. Tekrardan göndereyim. Şey yapın. Telefonu döndürme modunu açın. Yani telefonu döndürdüğünüzde ekran dönmüş olsun. Öyle açıp davetimi kabul edebilirsiniz Kurban Ali Bey. Anda tekrardan size istek gönderdim. Evet, değerli dostlar, Kurban Ali Bey de şu anda Rusya'da yaşayan, Rusya'da bir bölgede yaşayan Azkalı Türkleri temsilen kurulmuş bir STK'ya başkan seçildi. Kendisiyle şimdi görüşmek, eğer nasip olursa görüşeceğiz. Mümkün olursa. Davet gönderdim Kurban Ali Bey. Sizin kabul etmeniz lazım. Ekleniyor yazıyor ama inşallah bir sorun olmaz. Evet, davet geri çevrildi yazıyor. Değerli dostlar, yorumlarınızı da esirgemeyin, yazın. Canlı yayına çıkmak istemeyenler, yani yayına çıkmak istemiyorum ama fikirlerimi yazmak isterim diyen varsa yorum kısmından yazabilirler. Az önce de Mehmet Alp kardeşimin de dediği gibi bu yayınları paylaşmanızı sizden önemli rica ediyorum. Çünkü paylaşmanız bizim için büyük bir destektir. Gruplarda, sayfalarda paylaşın. Fark etmiyor. İlla ki Ağızka sayfaları değil, diğer gruplarda da paylaşabilirsiniz. Çünkü burada biz iç mesele değil, genel meseleler üzerinden yayın yapıyoruz. Şu anki yayınımız genel meseleler üzerinedir. Özellikle dünya genelinde yaşayan Ağızkalıların yaşam durumudur, ekonomik yaşam durumudur. Nasıl diye oradaki Ağızkalılarla buluşuyoruz. Nerede Ağızkalı yaşıyorsa bugün burada bizimle canlı yayına katılabilir. Bir de özellikle vurgulamak istiyorum ki değerli dostlar, bundan önce yani dakikalar önce başka bir yayınımız vardı. O yayında internet sıkıntısı olduğu için biz yeniden bir yayın yapmış olduk. Bu yayınlar birbirine bağlıdır. YouTube adresinden iki yayını da birleştirerek siz değerli dostlara tek yayın olarak sunacağız. YouTube adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ahıska Gençlik yazıyor oradaki kanalımızda. YouTube kanalımız. Ferman Veloyev yazmış. Nerelisiniz? Ben tabii ki Ahıskalıyım. Ahıskalı Türk'üm. Azerbaycan'da doğdum. Ailem sürgünden sonra tabii bütün Ahıskalılar gibi sürgün edildi. Ondan sonra Özbekistan'da yaşamışlar. Sonra Azerbaycan'a gelmişler. Ailem sonradan Özbekistan'a göç etmiş. Ve oradaki tekrardan göç etmişler yani Özbekistan'a. Çünkü babam orada üniversite okumuş. Oradaki Fergana olaylarından dolayı, Fergana soykırımından dolayı bir sene sonra Özbekistan'ı terk ediyorlar. Bakü'ye geliyorlar. Bakü'den de Azerbaycan Saatlı ilçesi Nesmikent köyüne dönüyorlar tekrardan ve orada yaşıyorlar. Ben de o köyde doğdum. Adıgön köyü diyorlar, kalfosu. Ağızka'daki bölgemiz, Ağızka'daki dedelerimizin yaşadığı bölge Adıgön rayonu yani ilçesi Zanaf köyündenim. Öyle. Zanavlıyım yani. Öyle Ağızkalılar gibi söyleyecek olursak. Aybek Ayvaz paylaşmayı unutmayın demiş. Teşekkür ederiz. Kurban Ali Bey, şu anda sizi yayına alabilecek miyiz? Tekrar son bir kez deneyeyim. Ondan sonra siz davet etmeyi deneyin. Yayına katılmayı deneyin. Bu üçüncü yayına katılma deneyimimdir. Hatta daha fazladır ben bildiğim kadarıyla. Yani katılamayacaksanız oradan birilerinden yardım isteyebilirsiniz. Eğer teknolojiyle aranız yoksa. Çünkü genelde öyle oluyor zaten. Birçok insan yani teknolojiyle arası yoktur mesela. Bilmiyordur ya da bilmiyorum yani orada internet sıkıntısı da olabilir ya da bizim buradaki internetle ilgili bir sıkıntı da olabilir. Bilmiyorum. O yüzden mümkünse Mekrali Bey şöyle katılabilirsiniz. Önce telefonun döndürme modunu açacaksınız. Yani telefonu döndürdüğünüzde ekranınız dönüyor olmalı. Mesela şu an bizim canlı yayını. Evet. Kurban Ali Bey şu anda yayında.
Allah'a şükür sonunda katıldınız. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ramil Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Şükür Allah'a, duacıyım. Çok şükür, çok şükür. Tebrik ediyoruz. Buyurun. Orada başkan Sağ olun. seçildiniz. Sağ olun. Öncelikle Allah kendinizle razı olsun. ilgili kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz izleyicilerimize? Tamam, olur. Yani Kurban Ali Bey kimdir? Benim soyadım Aliyev'dir. Alioğlu. Özbekistan'dan göçmenim. Rusya Stavropol ülkesine geldik. Milletimizin sıkıntısına Biraz göre. kamerayı düzeltebilir misiniz? Biraz kamerayı düzeltebilir misiniz? Şöyle sağ olun. Evet. Çok güzel. Milletimizin sıkıntıları var idi. Ona göre bir şey açtık, dernek açtık. Affedersiniz. İlçe Biraz da dernek. yukarı kaldırsak kamerayı biraz yukarı kaldırsak sizi tam alabilmemiz için affedersiniz. Evet. Biraz da sağa. Tamam, İlçe çok güzel. Çok güzel. derneğini açtık burada. Bizde diyorlar rayonun abşestrin organizasyasını açtık. Milletimizin sıkıntısını elimizden geldiği bu katkıda bulunak değil. Ondan 2001. yılda bizim kraya, bizim ülkeye yani bir tane şey saçtık. Adil Aliyev'i. Dediler bu eskiden yaşayandır. Ona elimizden geldiği kömeği yaptık. Onun yardımcısıydım, sakalıydım. Baktım ki bunun yolları Düzdegül. Biz ayrıldık. 30 yıldır bu işin Adil içinde. Aliyev nerenin temsilcisiydi? Vatan cemiyetinin mi yoksa FETÖ'nün Stavropol'un vatan cemiyetinin temsilcisiydi. mü? Hı. 2013. yılda kendi milletten hiçbir şeysiz, sorgusuz, milletinden Sovet oluyor, bizde Sovet'inden kimseyle sormazdan kendi kendine vatan yoluna geçti. O adam ahırında kendi ağa kendi paşaydı. Onun dediği oluyordu. Bizim yolumuz düz gelmedi. Biz ayrıldık. Ben 2014. yıldan pardon 2016. yıldan Stavropol ülkesinin vatan cemiyetinin sadriyim. Sonra bu olaylar ki oldu. Şimdi ben söylesem Ramil Bey bir gün iki günde yetmez de kısaca mı diyeceğim. 14. Tabii yıldaki tabii. Bir 10 dakika içerisinde zaten. İstanbul'daki şey kurultay oldu ya. Ondan sonra DATUB'un kurultayı. Ondan sonra ben o DATUB'a meclis üyesiydim. 30 yıldır diyelim ama bu işin içindeyim. Ondan bir iki ay geçti şeye gittim. İstanbul'da işim vardı. İşine gittik. Onda Fuat Bey'le Fuat Uçar'la görüştüm. Fuat Bey dedim. Eğer DATUB adını milletin yanında temiz çıkartma istiyorsanız siz bu Araz'daki adamları paklayın. Gün olur ki siz bu sözü Fuat Bey'den sorun ki Kurban Ali Aliyev bela dedi mi size? Dedim ki birinci Erten Topçu. Erten Topçu'nun ne iş ettiklerini ben biliyorum. Osman Çelik dedim. Adil Aliyev dedim. Süleyman Barbakezze dedim. İsrafil Cavakıf. Beş adamı dedim ki bu beş adamdan siz temizlemezse sizin işiniz her daim çamurda olur. Tamam Kurban Ali Bey, ben Ziyaddin Bey'e bu sözleri ulaştıracağım. Bunu şeyine bakacağım. Bu da onun işine bakmazdan siz biliyorsunuz Ertan Topçu Bursa'da neler yaptı. Adil Aliyev Stavropol'da neler yaptı. Komandanttan çıktı diyorlar ama biz hala baskıdan çıkmamış o. Barbakan bunda hükümetin şeyine adamı bize baskı yaptırıyor. Bu kurultayı da ne azaplarından amele getirdik biz biliyoruz bir de Allah bilir. Bunda yaşayanlar biliyor. İki de bir hükümet adamları bize baskı yapması,
Barbakadze'nin o işleri, Barbakadze'nin ettiklerine bunda bir Kurski rayonuna geldi, millet dökeceydi de kurultaya mahsus çıkırdık. Cavit Aliyev'i de şeyde Barbakadze'yi de Süleyman gelemedi. İsrafil Cavakıf geldi, bunda ele kurultaya ettik ki bir tane kimse ona bir hata bulamazdı. An Abbekir Kurşumuf var idi, Raşit Abdullayev var idi, sizin yorumlar yapıyor, size şeyler eden oğlanlar gözünden gördüler. Kurultay çok temiz geçti. Millet dedi ki feleni saçıyoruz. Nasıl ki ya bu deputatski vübirler oluyor ya, ondan bizde şey diyorlar, bülütin diyorlar. Bülütinden herkes kendi şeyinden, fikrinden şey edip onda ben 5 tane kandidat idi, 4 tane kandidat, 4 tanesinden ben onda çok ses aldım, ben çıktım. Sonra gene bu İsrafil Oğan'dan baskılar yaptı. Günbegünde yapıyor. Ona göre bizim biraz vaziyetler ayrı yıllara göre çetindir ama bu işler biz atlattık. HPCM işimizi Halkın yürgüller. durumu nasıldır Kurban Ali Bey? Halkın durumu Halkın nasıldır? durumu Orada nasıldır ekonomik Ramil durum. Bey? Biz ekonomik Rusya'da durumu az kalan. Rusya'da bizim millet Stavropol ülkesinde 15 bin can yaşıyor. Hapısı köy yerinde yaşıyor. Stavropol'da. Köy yerinde yaşıyor. Halkın durumu desem ki çok öyüdür öyde gün. Kimdir tarlada çalışıyor? Kimdir Moskova'ya gidiyor çalışıyor? Bir insan bir yarım 2 yıllarındaki evine gelemez. O nasıl durumda olur? Şimdi bu ahırki şeyde kurultayda vatan cemiyetini sıkmaya göre Gasanov, Ziyaddin Gasanov, Süleyman Barbakadze'ye parayı verdi. Vatan yolunu açtı. Burada Rusya'da. O seçime bizim vatan cemiyetinden 10 tane adam girecekti. Gittikten sonra dedik yok 5 tane vatan yolundan girecek. Bir 10 gün olmuştu o vatan yolu açıldı buna. 5 tanesi de şeyden girecek. Vatan cemiyetinden. Şimdi bu şeyler çok büyüktür de kısadan diyelim. Bu ahırki 2 yıl içinde bizde Stavropol ülkesinde 3'e bölünmüştü millet. Vatan yolu, vatan cemiyeti, onun üstüne de Sayın Gasanov getirdi, temsilci kurdu. O Datu. temsilci de Datup, Ansar Usmanov, Ansar Allazov. Burada Çerkeski'de o da ne ettiklerini siz görüyorsunuz, izliyorsunuz. Datup'un yüzünü yere baktırdı ama Mansur Allazov. Bağışla Mansur Mansur Allazov. Ben şaşırdım bağışla. Mansur Allazov Datup'un yüzünü yere baktırdı. En temiz adamlar kimi yola devam ediyorlar. Millet bunların yaptıklarını hiçbir şey bilmiyor. Bunların bir tane iftarlık verdiğine bizim Stavropol ülkesinden 10 tane adam çıkırdı. Kaç tane respublika var, kaç tane hükümet var. Onlardan çıkırılan adamların hapısını getmek gelmek parasını ödediler. O bir kaşık yemek yemeye sebep milyon milyon dolar para harçlıyor. O Datup'un bir kelle iftara harçladığı parasını Adıgön rayonu yeleken satıp alırdı Gürcistan'da. Ben çok yorumlarda yazıyorum. Sağ olsun okuyup cevap veren de oluyor, okumayan da oluyor. Bu Datup'u biz millet olarak harçladığı paralarını o milletin parasıdır. Datup'un şey parası da gül. Buraya geldi Kabardina-Balkarya'ya dedi ki ben bu parayı meçte veriyorum. Ne Datup'un parasıdır, ne Tika'nın parasıdır, ne da Türkiye devletin. Bu benim şahsi pulumdur dedi. İş dolanıp gelip meydana çıktı ki megarım Datup'tan, Tika'dan verilen para. Bunların nadir altyapısı yalan. Hep yalandan kurulmuştur. Onu millet bilmiyor.
Milletimiz bu işleri bilmiyor. Ben bayağı sözümün başında dedim ki Ramil, kadan alayım. Sen benim oğullarımdan da belki küçük olursun. Benim büyük oğlum 44 yaşındadır. Benim bildiğimi sen bilmezsen gecesi iyi yuklarsın. Anlıyorsun? Ben o kadın iş biliyorum ama şimdi bizdeki birlik birleşemiyoruz hala. Bu hepimiz dernek başkanları, istiklal başkanları birleşip Türkiye devletine de güzelce mi anlatılsa, bilgiler verilse, o devletin de başkanı var, prezidenti var. Onlar da anlar, diyor ki bu milletin böyle sıkıntı varmış ki böyle şeyler ediyor, şikayetler ediyor. Biz de kendim 30 yıldır işliyorum. Bir yerden bir manat para almamışım. Milletten de bir manat toplamamışım. Kendi ailemin, kendi şeyimin tek milletimiz dinç olsun, tek milletimiz kimseye ne diyorlar, ihtiyacı olmasın, muhtaç olmasın diye milletimize hizmet ediyoruz. Elimizden geldiğini bugüne çen etmişiz. Bugünden sonra da şimdi iki cemiyeti birleştirdik. Bizim İstanbul ülkesinde mecbur ettik birleştirme. Birleştirdik. Bir tane cemiyet ettik. Bundan sonra da yola devam edeceğiz. Bizim gençlerimiz var. Allah hapısının ömrünü versin. Yardımcılarımız var. Yardım ediyorlar ellerinden geldikçe. Bugünden sonra da daha iyi çalışma hareket edecek. Vaktim teşekkür varsa gene ederiz. Bir iki Çok ağız sağ ol. söz duyarım. Vakti yoksa sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim Kurban Ali Bey. Şöyle söyleyeyim. Bu sizden zaten sorunları şu anda aldık, not aldık. Ama ilerleyen günlerde yayınlar olacak ayrı ayrı bu konularla ilgili. Bugün global bir yayını yapıyoruz. Yani bütün problemleri bir yayına birleştirip not alacağız. Ondan sonra hepsini teker teker işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Rusya ile ilgili konuyla da sizinle canlı yayın yapacağız. Gerçekten çok nasıl söyleyeyim, böyle bilgili insansınız. Konuya vakıf birisiniz. O yüzden sizinle özellikle canlı yayın yapacağız. Şimdilik katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Canlı yayında Sağ diğer olun. bekleyen arkadaşlar olduğu için onlara da... Sağ olun. Sağ olun. Bir iki ağız söz diyeyim de bizi dinleyen Buyurun, buyurun. arkadaşlara, tanıdığı kardeşlerimize, hepsine Stavropol ülkesinden mahsus selamlar. Herkesin biz ey Buradan gününü bekliyoruz. Sağ olun, selamet olun. Buradan da size selamlar var. Muhammed Kamilov, Emin Rahimov, sağ olsun, Rüstem aleyküm Öztürk. selam. Yani ayrı ayrı devletlerden sizlere selamlar var. Aleyküm selam. Sağ Şimdi olsun, var okuyacağım. olsunlar. Yayından aldıktan sonra da okuyacağım yorumları. Teşekkür ederiz Sağ yayına olun. katıldığınız için. Allah razı olsun. Bizden de Rusya'ya Sizden de. selam olsun bütün halkımıza. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah. Yine tutturamadık, tam konuşurken kapandı. Evet, bunu ayarlayamadık bir türlü. Evet, Rusya'daki bir ilçenin, Ağızkalılar yaşayan bir ilçenin, Stavropol'un yani orada kurulan STK, Ağızkalılarla ilgili kurulan STK'nın başkanı seçildi Kurban Ali Aliyev. Az önce yayınımızdaydı. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığı için, önemli bilgiler verdi. Oradaki halkımızla ilgili bilgiler vermiş oldu. Biz de not alacağız. Değerli dostlar, yayınımızı da paylaşmayı unutmayın. Mutlaka dediğim gibi diğer halkımıza ulaşmak için. Özellikle merak ettiğim bölgeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dır. Bu bölgelerde durumlar nasıldır acaba? Eğer izleyenler varsa buyursunlar. Eğer bugün yoksa da bu yayını paylaşın. Diğer yayınlarda onlar da sayfamıza katılsınlar ve problemleri yazsınlar. Onlarla ilgili de canlı yayınlar yapalım. Böyle halkımızı birleştirelim. Ne güzel değil mi? Mesela şu an Rusya'dan dünyanın birçok noktasından bağlanıyorlar ve sizler onların durumlarını buradan şahit oluyorsunuz. Evet, son bir katılımcı daha alalım, davet alalım. Ondan sonra tabii yayını bitirelim. Bundan sonra böyle yayınlar devam edecek değerli dostlar. Celil Aslanov, Ramil kardeş, selam saygılar Amerika'dan. Aleyküm selam, teşekkür ederim. Saygı bizden olsun. Amerika'ya da selamlıyoruz. Murat Show yayına alsana ki
Kaç kez müracaat ettiğini gördüm. Hele almıyorsun saygılar demiş. Murat Şov'u tanıyorum. Benim de arkadaşlığım da var bu kardeş. Eğer buradaysa alabilirim tabii ki. Neden olmasın? Dediğim gibi müsait olamadığımız zaman olamadığı için alamamışımdır. O zamanlar zaten STK yöneticileriyle yayınlar yaptığımız için diğer halkımızla yayın yapamadık. Ama şimdi burada var olursa alırız. Tabii ki alırız ama bugünlük sıra şeyde Mihrali Huruşanov'da eğer katılamazsa yayına Murat kardeşimizi alabiliriz. Mehmet Kamiloğlu Kurban Ali Başkan'ı selamlayırım demiş. Evet, selamlarını ulaştırdık. Ferman Valiyev, Kırgızistan'dan geldim. Hokamlıyız. Biz de aynı şekilde sürgün olduk demiş. Bozcuk'tayız. Bozcuk'ta mı yaşıyorsunuz? Harman Bey. Mehmet Kamiloğlu, vatan yolunda Datup milleti bölmek için yaratmışlar. Rusya vatan cemiyetini bölmeye demiş. Öyle bir yorumda bulunmuş. Rüstem Hoca yazmış. Kurban Ali Bey'e selamlar. Evet, ilettik selamınızı. Mehmet Kamiloğlu, çok güzel seçimler geçti Stavropol'da. Tebrikler milletimize demiş. Evet, biz de duyduk. Gerçekten adaletli bir seçim olmuş. İşte adaletli seçim olursa taraf fark etmeksizin biz zaten haktan taraf olduğumuz için her zaman destekleriz. Ferman Valiyev abim gerek yok. Ne gerek yok demiş. Evet. Cemşit Halit bravo demiş. Sağ olsun. Ferman Valiyev birlik zamanı demiş. Evet. Rauf Ragimov iyi yayınlar Ramil demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rauf Bey de Rusya'dan yazıyor. Buradan selamımızı gönderiyoruz. Ferman Valiyev selam aleyküm demiş. Aleyküm selam. Yorumlar sonra da mı geliyor o? Cemil Aşrapov aleyküm selam Stavropol'a demiş. Evet. Üzeyir Uravelli yazmış. Derneklere sahip çıkmak gerek. Sürgün milletin parasıyla hava atmak bizim şenliğe sürgün edilmiş milletin parasıyla hava atmak bizim şenliğe yakışmaz demiş. Kesinlikle Zehir Hocam katılıyorum. Kesinlikle. Yani Bahtiyar Musa Ağızkalı aleyküm selam başkanım helal olsun demiş. Kurban Ali Bey'in selamını almış oradan. Rauf Ragimov tebrikler Kurban Bey demiş. Kusura bakmayın az bir zaman olduğu için yorumlarınızı okuyamadım. Kurban Ali Bey ile ilerleyen günlerde yayınımız olacak. Onunla da bu bütün sorularınızı ve selamlarınızı oradan yazabilirsiniz. Çok özür dilerim okuyamadığım için. Yayın zaten dediğim kısa olduğu için okuyamadım. Mihrali Kurşanov ne oldu dedi demiş. Mihrali Bey anlatmamı istemiştiniz. Telefonun döndürme modunu açacaksınız. Yani telefonu döndürdüğünüzde ben şöyle söyleyeyim. Ben şu anki canlı yayınımızda dönmüş olması lazım. Ve oradan bize şu yorum yapma kısmının hemen sağında paylaş yazanın hemen sağında davet seçeneği var. Davet gönder seçeneği var. Ona basarak ona tıklayarak bize davet gönderebilirsiniz. Eğer onu yapamıyorsanız Ramil Hüseynov adresime arkadaşlık gönderin. Ben bu yayından sonra sizi arkadaşlığınızı kabul ederim. Ondan sonra diğer yayınlarda sizi mutlaka yayına kendim davet ederim. Benim arkadaşlığımda olmadığınız için sizi davet edemiyorum maalesef. Yani çünkü buradan gözükmüyorsunuz. Kurban Ali Aliyev sağ olun arkadaşlar demiş. Evet. Jalil Aslanov teşekkürler Ramil demiş. Ne demek? Eğer katılmak isteyen diğer kardeşlerimiz, dostlarımız, hemşerilerimiz varsa da buyursunlar. Yayına alırız. Mehmet Kamiloğlu sağ olun Kurban Ali Emi çok güzel konuştunuz demiş. Kesinlikle ben de katılıyorum güzel konuştuğu için. Üzeyir Uravelli evet doğru diyorsun. Kazakistan'ı çok merak ediyorum. Ağızkalıları unuttular mı demiş. Yani gerçekten yani ben şunu merak ediyorum. Bizim sayfanın istatistiği var. Ben sürekli takip ediyorum. Bu istatistiğe göre en çok takip edilen ülkeler arasında mesela Türkiye var. Sayfamızı takip ediyor. Türkiye'deki Ağızkalılar takip ediyor. Azerbaycan var, Rusya var, Amerika var.
Yani Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan var ama çok az sayıdalar ve yorumlarda da hiç rastlayamıyorum. Yani onların oradaki olaylarla ilgili yazılarına, yorumlarına rastlayamıyorum. O yüzden diyorum, neden bu kadar pasifler? Yani biraz aktif olsunlar, biraz oradaki halkın sorunlarını dile getirsinler. Biz de bilelim orada neler oluyor. Çünkü orada yaşamıyoruz, bilmiyoruz oradaki durumları, demiyoruz illa DATUP tarafı olmayan kişiler katılsın demiyoruz. Hayır, öyle bir niyetimiz yok. Biz oradaki halkın durumunu merak ediyoruz. Halkın durumunu merak ediyoruz. Bu yüzden oradaki insanlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tarafsız bir şekilde de yayın yapmaya çalışıyoruz. Lütfen bize ulaşın. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da yaşayan özellikle halkımız da bize ulaşsınlar. Sizler de bu canlı yayınları paylaşarak onlara ulaşmamıza vesile olmuş olabilirsiniz. Ferman Valiyev, evet biz de dernek açtık, dayanışma. Bozüyük'te mi açtınız dernek? Tam olarak neresi orası? Yani sizin az önce nerede yaşadığınızı anlayamadım çünkü biraz karışık yazılmıştı. Ondan diyorum. Rafael Ragimov iyi yayınlar kardeşim demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın Rafael Bey. Rafael Bey de samimiyetimiz var zaten abi diyorum kendisine de, yayın olduğu için böyle resmi şekilde konuşmak zorundayım. Kendisi Rusya'da yaşıyor. O da bizi sürekli takip eden değerli dostlarımızdandır. Laçin Şogbayli, netmem lazım ki katilim diyor. Davet göndermeniz lazım. Yani davetiye göndermeniz lazım. Şuradan yayına davet göndermeniz lazım. Eğer yanınızda gençlerden varsa onlar öğretebilir Laçin Bey. Başka türlü buradan anlatarak zaten anlatıyorum ama başka türlü mümkün değil. Yani yapamıyoruz, yayına alamıyoruz. Benim arkadaşımla var olsaydınız şu an sizi yayına alırdım ama Ferman Valiyev, Kurban Ali Bey söylediğine gerek yok dedim demiş. He, anladım. Mehrali Huruşanov teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Eğer mümkünse davet gönderebilirsiniz. Maksut Maksudov, DATUB'a karşı bazı sert tepkileri kabul etmiyorum. Bazıları bilip bilmezden sert yorumlar gönderiyor demiş. Evet, öyle durumlar da oluyor bazen ama insanların sert tepki vermesinin de bir sebebi var. Yani sabır diyorlar, yani sabır taştıktan sonra insanlar kendiler bir yerden sonra kendi sabırlarını kontrol edemiyorlar. Bunun sebebi de zaten insanların dinlenmemesi, insanların eleştirilerinin kale alınmaması. Zaten yani bu eleştiriler, bu sıkıntılar kale alınmazsa DATÜB'ün varlığıyla yokluğu insanlarımıza o kadar da şey yapmayacak, yani tesir etmeyecek. Özellikle şunu söyleyeyim, biz DATÜB'a düşman bir yayın kurumu değiliz. Sadece yanlışlarını dile getiriyoruz. Ama şöyle bir şey var. Eskiden ne yapardık biliyor musunuz? Eskiden DATUB'un güzel çalışmalarını da paylaşırdık. Çok da eski değil. Ama şunu gördük. Bizim diğer DATUB'la ilgisi olmayan diğer iyi yayınlarımız oldu. Mesela başka türlü yayınlarımız oldu. Hastalarla ilgili yayınlarımız oldu. Ne bileyim, ASKA ile ilgili, projelerle ilgili birçok yayınlarımız oldu. Arkadaşlarım mesela gönderiyorlardı DATUB grubuna, şu anki Facebook grubuna yayınlarımızı. Sırf Burhan Özköşer, Ramil Hüseyinov'la kavgalı diye, ki o zamanla biliyorsunuz tatsız olaylar yaşandı aramızda. Benim yayınlarım kabul edilmedi DATUB'da, DATUB grubunda. Herhalde düşman olarak belirlendik, bilmiyorum. Yani kabul edilmediğine göre. Biz de ondan sonra DATUB üzerinden yapılan hiçbir şeyi kabul etmedik bizim grubumuzda. Dediğim gibi, eğer bizim sayfamızın yayınları paylaşılsaydı DATUB üzerinden belki daha fazla kitleye ulaşacaktık. Engellendik DATUB grubunda da, herhangi bir paylaşım yapamıyoruz, onu da söyleyeyim. Evet değerli dostlar, zaman bizde çok geç. Türkiye'de şu anda saat 1 oluyor değerli dostlar, yani 12'yi geçiyor. Gece saat 00 şu anda. Yayını bitirmek zorundayız. İlerleyen günlerde zaten yayınlarımız devam edecek. Yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın.
sizlerden ricam. Bundan önceki yayınımız da var. Onu da izlemeyi, paylaşmayı unutmayın. Güzel yayın oldu. Gerçekten samimi bir yayın oldu. Halkla iç içe olan yayınlar zaten güzel oluyor. Sizlerden herhangi biriniz katılmak isterseniz mutlaka yorumlarda yazın. Deyin ki biz yayına katılmak istiyoruz. Ben mutlaka sizinle yayın yapacağım. Mihrali Bey, sizinle yayını yapacağız ilerleyen günlerdeki. Bugün mümkün olmadı. Dediğim gibi Ramil Guseynov adresine arkadaşlık gönderin. Ben sizin arkadaşlığınızı kabul edeceğim. Ondan sonra ilerleyen günlerde buradan kendim göreceğim ki siz izliyorsunuz. Buradan kendim size davet göndereceğim. Sizi yayına alacağım. Sözüm olsun. Murat Show için de söz veriyorum ilerleyen günlerde. Ve Laçın Bey özellikle Amerika'da yaşıyor. Sizinle de mutlaka canlı yayın yaparız. Dediğim gibi beni arkadaşlığa eklerseniz ya da ben size arkadaşlık gönderirim. Özet olarak değerli dostlar güzel bir yayın oldu. Gerçekten halkımızdan işittik bütün sıkıntıları. Yani bu yayınları yapmamızın asıl sebebi de şudur değerli dostlar. Biz kendimizden uydurmuyoruz problemin var olduğunu. Mesela diyoruz ki Azerbaycan'da problem var. Bunu kendimizden uydurmuyoruz. Azerbaycan'da yaşayanlar söylüyor. Ve Azerbaycan'da yaşayan herhangi bir fark etmiyor. Atvip ya da Datvip taraftarı fark etmiyor. Kim olursa olsun çıksın haklı bir şekilde desin ki şu şu var şu şu var. Bugün Atvip Yönetim Kurulu'ndan Mehmet Kamiloğlu katıldı Azerbaycan'da. Gürcistan'dan Salim İskenderoviç katıldı. Moskova'dan yani Rusya'nın Moskova ilinden Moskova yani Türkiye'de böyle diyorlar. İskender Paşa katıldı yayınımıza. Yani bu bölgelerdeki problemleri anlattı. Kastamonu'dan değerli benim dostum, kardeşim, soydaşım evet Mehmet Alp katıldı yayınımıza. O da Ağızkalılarla ilgili fikirlerini dile getirdi. Nasıl birleşmemiz gerektiği üzerine çözüm önerilerinde bulundu. Daha sonra işte Kurban Ali Bey katıldı yayınımıza. Rusya'dan Stavropol bölgesinden güzel bir konuşma oldu kendisiyle de güzel bir yayın gerçekleştirdik. Değerli dostlar, eğer unuttuğum olduysa çok özür dilerim. Güzel yayınlar oldu. Sizlerden ricam yayını paylaşmanızdır. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İlerleyen günlerde bu problemler üzerinden yayınlar yapacağız. Ve bu yayınlarla da Ağızkalıların sıkıntılarını sizlere ulaştırmış olacağız değerli dostlar. Sağ olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.